Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman arkadaşlar dün biraz daha hareket geldiğini görebiliyoruz. Yani 20.300'lerden 20.900'lere doğru bir hareketle daha karşı karşıyayız. Günlük bazda RSI'yi biraz soğuttuğumuzu görebiliyoruz. Fakat bu soğutma yeterli olacak mı? Bu konuya birazdan yine değinmek istiyorum. Onun haricinde yine baktığımız zaman 19.300 ve 18.000 dolar aralığı bizim güçlü destek aralığımız oynayabilecek seviyeler aslında. Daha önce biliyorsunuz yeşil bandı güzel destek kullanmıştık. Şu an yeniden üstündeyiz yine kullanabiliriz ve zaten Morband da bizim tarihimiz boyunca çok güzel destek olarak kullandığımız önemli bir bant olduğunu söyleyebiliriz. Üstüne attığımız zaman burada noktasal tespitleri alıyoruz şurada yine noktasal tespitleri alıyoruz. Mesela burada hareket yapmışız yine noktasal tespit almışız ve şu an yine bizim önemli destek aralığımız diyebileceğimiz bir aralıkta olduğunu söyleyebiliriz. Yani 19.300-18.000 dolar aralığı gayet güzel duruyor arkadaşlar. Onun haricinde burada biliyorsunuz 1 e, saatlik yapıyı artık yavaştan negatife çevirmiştik arkadaşlar. Hemen yakınlaşalım burada al sinyalinden sonra satla e, devam ediyoruz. Dün bak, bakın arkadaşlar iki kez indikatörü yoklamışız ve şu an yeniden aşağı doğru gelmeye çalışıyoruz. Saatliği yeniden pozitife çevirebilmemiz için 21.200 üstünde bir kapanış yapmamız gerekiyor. Yani şu anda Bitcoin adına arkadaşlar baktığımız zaman 4 saatlik zaman diliminde yine işlerin e, güzel bir şekilde ilerlediğini görebiliyoruz. Şuradan bu yana alda devam ettiğini görebiliyoruz. Fakat saatlik zaman dilimi yani küçük zaman diliminde biraz sıkıntılar başladı. 4 saatlikte oluşan RSI uyumsuzlukları çalışmak üzere olabilir. Burada dikkatle takip edeceğiz. Kısa vadede en azından 21.200 üstüne atması gerekiyor ki Bitcoin'in biraz daha hareketler devam edebilsin. E, bu şekilde yorumlayabiliriz dediğim gibi bir günlükte en önemli destek bantlarımızı sizlere Tekrardan söyledim Ardından burada baktığımız zaman ise arkadaşlar haftalık bantta Hala sıkıntıları tam olarak gideremediğimizi biliyoruz Yani hem istenen stop olsun burada e, Şunu bir kapatalım hem burada satta ilerliyoruz kırmızı olarak devam ediyor Haftalık bantta bakın kırılmadığı sürece Maalesef test yapıp bir kademe daha düşüş yapabiliyoruz Bu yüzden burayı dikkatle takip edeceğiz Yine zaten King Decatur açısından da 23.000 bin doların önemli olduğunu görebiliyoruz. Geçmişte bu alanda yine takıldığımızı yani indikatörü yaklaştığımızı fakat kıramadan yolumuza maalesef devam ettiğimizi kırdığımız zaman ralliye başladığımızı görebiliyoruz. Bu yüzden burada da yine 23 bin dolarları bekleyeceğiz. 23 bin doların haftalıkta kırılıyor olması Bitcoin'de trendin daha da büyük zaman diliminde bir dönüşüm aşamasında olduğunu bizlere söyleyebilir. Önemli bir sinyal olacaktır. Burayı takip edebiliriz. Onun haricinde biliyorsunuz Bitcoin'de haftalık bazda Dead Cross gelme olasılığı var hala. Bunu da söylemek istiyorum. 2 gün 17 saat kaldı. Yani Bitcoin maalesef yukarıya doğru atak yapmadığı sürece buradaki kesişim gelebilir. Ve önümüzde biraz sıkıntılar çıkartabilir. Ve biliyorsunuz haftalıkta daha önce hiç bunu görmemiştik. Fakat günlük bazda Dead Cross sinyallerine baktığınız zaman tehlikenin farkına varabilirsiniz. Örneğin şurada geliyor. Örneğin burada bir dead cross sinyali ve düşüşleri kademe kademe maalesef devam ettirebilen bir unsur olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ve bunun büyük zaman diliminde geliyor olması ekstradan sorun yaratabilir. Burayı dikkatle takip edeceğiz. Bakalım dediğim gibi kademe kademe ilerlemekte fayda var. Bitcoin'in haftalıkta pozitife dönmesi bizim için çok önemli olacaktır. Onun haricinde ise arkadaşlar Bitcoin'de 88-90 aralığı yani Aresay'ın bu aralığa gelmesi genelde sorun yaratıyor. Ve burada geçtiğimiz zaman zarfında yine bu aralıktan dönüş yaşadıklarını görebiliyoruz. Yine burada arkadaşlar yaklaşmışız. E, bu bu sayda 88-90 bandına ve oradan bir geri çekilme yine buradan bir geri çekilme olduğunu görebiliyoruz. Fakat Aresaya baktığınız zaman arkadaşlar geri çekilmeler Aresay bandının 50 veya 40 seviyelerine doğru geldiğini söyleyebiliriz. Yani burada Bitcoin aresa yine aşırı şişirdiğinde yani aşırı alım seviyesine geldiğinde artık 50 ve veya 40'lara doğru bir geri çekime yap yapıyor ve ondan sonra yoluna devam etme gelişiminde bulunuyor şu anda ise arkadaşlar RSI 76 77 seviyesinde yani 50'ye geleceksek yüksek ihtimal buradaki yeşil bant veya da 18.000 aralığı denenebilir burayı sizlerle birlikte dikkatle takip edeceğiz dediğim gibi şu anda Areay yine aşırı alım konumunda devam ediyor arkadaşlar. Ee, bunu da söylemek istiyorum. Ardından buradaki grafiğimize baktığımız zaman haftalık grafikte çok güzel sinyallerimiz var. 23.000'in de alınması ile birlikte ben bu uyumsuzlukların tamamen onaylanacağını düşünüyorum. Daha sert hareketleri doğurabilir. Burayı da yine dikkatle takip edeceğiz. Ardından burada ise arkadaşlar e, dün gelen hareketin aslında biraz anlamsız bir hacimle geldiğini görebiliyoruz. Yani hacim olarak bir yükseliş gelmiş fakat e, tam olarak anlamlı bir katılımın olmadığını görebiliyoruz. E, sonrasında ise yine burada gap'imiz var. 19.500'e kadar uzanan bir gap olduğunu e, net bir şekilde söyleyebiliriz. MACD tarafında haftalık da alt sinyallerimiz devam ediyor. Yani yeşili korumaya devam ediyoruz. Kırmızı yakmadan yolumuzda ilerlememiz bizim için çok önemli olacaktır. Ardından DXY tarafında ise... Onun kapanışına bir gün kaldı neredeyse arkadaşlar yani 16 saat sonra e, DXY de kapanacak ve bakalım haftalık sata dönecek mi yani DXY içinde e, biliyorsunuz Bitcoin'le ters giden bir ürün ve onun sata dönmesi sat sinyalinin gelmesi düşüşleri daha da sertleştirebiliyor ve Bitcoin'i yarayabilir. Bu yüzden burayı da takip edeceğiz. Şu anda en önemli desteği 98 olarak görünüyor. Bakalım burayı da takip edebiliriz arkadaşlar. Ardından Bitcoin'de likidasyon durumuna baktığınız zaman MXC borsası şu anda hem vadeli hem spot işlem çiftlerinde %0 komisyon uyguluyor arkadaşlar ve bununla birlikte yeni kayıt olanlara da 10 dolar vadeli işlem bonusu tanımlıyor ve bu bonusla sizler işlem açıp bunu nakite çevirebiliyorsunuz. Yine 5MX kazanabiliyorsunuz ve bununla birlikte MXC borsasının ilk 4'e yükseldiğini de görebiliyoruz dediğim gibi %0 komisyon alıyor. Sizler de bu avantajlardan faydalanmak istiyorsanız yorum açıklama kısmındaki linkten üye olabilir ve kimlik doğrulamasını yapabilirsiniz. Dün gelen hareketle birlikte aslında içeride bulunan short'ların e, alındığını görebiliyoruz. Yani 30 milyon dolar short içeriye alınmış. Fakat e, tabii ki de long likidasyonuna oranla çok daha az bir likidasyon gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Şu anda içeride hala longların yoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz. Yani piyasa şişkinliğini koruyor. RSI yine aşırı alım bölgelerinde. Fakat yine içeride longlar longlamaya devam ediyor. Bu yönden arkadaşlar bu e, da biraz sıkıntı doğurabilir. Yani market maker çok büyük bir yükseliş yapmadan önce bunları temizlemek yoluna gidebilir mi? Sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ardından yine arkadaşlar kripto para piyasası için önemli bir iflas başvurusu e, geldiğini söyleyebiliriz. Yani Genesis de aslında buradaki ayı sezonundan fazlasıyla etkilendi. Genesis Capital iflasa karşı korunma başvurusunda bulundu. Bakalım umarım burada da bir iflas gelmez. Biliyorsunuz FTX'in iflası piyasayı iyice sarsmıştı ve zaten Genesis de varlıklarının çoğunu FTX borsasında tutuyordu ve kurumsallar arasında en çok etkilenen kurumsallara denk geldiğini söyleyebiliriz. Genesis bakalım umarım buradan e, sağ salim kurtulabilir piyasa zaten büyük sorunlar yaşamaya devam ediyor. Ardından MVR ve Z-Score'a baktığımız zaman ise burada arkadaşlar biliyorsunuz yeşil alan bizim için uzun vadeli yavaş yavaş toplama konumları ve Bitcoin'in tarihi boyunca en dip seviyeleri veren e, noktalar olduğunu görebiliyoruz ve şu an yine uzun vadeli yavaş yavaş toplama konumlarında devam ediyoruz. E, burada dediğim gibi amacımız yavaş toplamak olmalı elimizde nakit olmalı dip bölgelere yakın bir şekilde ortalama yapabilelim. Bu bu yüzden yavaş hareket etmek çok önemli oluyor. Ardından burada 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlara baktığımız zaman ise onlar şu anda arkadaşlar yine yatayda devam ediyorlar. Pik alımları gelmedi. Yani bakalım bunlar neyi bekliyorlar? Yine bir seviyenin kırılımını mı bekliyorlar? Burayı da takip edeceğiz. Biliyorsunuz rally öncesinde veya rally sırasında gelen pik alımları rally'yi doğrulayabiliyor. Bunlar da bizim için önemli olacaktır. E, bakalım alımlar ne zaman gelecek. Ardından Firenze Grade Index'e baktığımız zaman ise dün biraz korku hakimdi ve yine gelen yükselişle birlikte piyasanın nötre kaydığını söyleyebiliriz. Şu anda insanlar nötr bir şekilde duruyor. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.